Ben Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa. Sivrihisar'ın Çendere köyünde doğdum. Eşim Taceddin Kürdi'nin kızıdır. Şeyh Edebali ise bacan ağamdır. Orhan Gazi döneminde İznik Kadısı ve Murat Hüdavendigar döneminde kazaskerlik görevlerini üstlendim. Yaya teşkilatını düzenledim, Acemi ve Yeniçeri ocaklarının kurulmasına katkıda bulundum. Selanik, Manastır, Ohri gibi önemli şehirleri Osmanlı topraklarına kattım. Devletin mali ve idari düzenlenmesinde rol oynadım. Eserlerim İznik'teki Yeşil Camii, Serez'deki Kurşunlu Camii ve Gelibolu'daki Eski Camii, bunlardan sadece birkaçıdır. Yaklaşık 22 sene boyunca vezirlik yapmış bir devlet adamıyım. 1387 yılında hastalanarak vefat ettim. Ben Çandarlı Ali Paşa. 1387'de babamın vefatı üzerine Osmanlı Devleti'nin veziri azamı oldum. 1. Murat ve 1. Bayezid dönemlerinde birçok önemli sefere katıldım. 1. Kosova Muharebesi ve Nibolu Muharebesi'nde Osmanlı ordusunun zafer kazanmasında önemli rol oynadım. 1402'de Ankara Muharebesi'nde de görev aldım. Fetret devrinde Süleyman Çelebi'nin yanında yer aldım. Kabrim İznik'te babamın yanında. Ben Çandarlı İbrahim Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğluyum. Ağabeyim Çandarlı Ali Paşa gibi ben de Osmanlı Devleti'ne hizmet ettim. Çelebi Mehmet ile anlaşarak 1406 yılında Bursa'ya geçtim ve onun hizmetinde Bursa Kadılığı görevini üstlendim. 2. Murat döneminde 1415'te kazasker, daha sonra da Vezir-i Azam olarak atandım. Fetret devrinden sonra Anadolu'da dağılan beyliklerden bazılarını Osmanlı hakimiyeti altına toplamayı başardım. 1429 yılında vefat ettim. Ben Çandarlı Halil Paşa. Çandarlı Kara Halil Paşa'nın torunu, Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğluyum. 1426'da kazasker olarak atandım. Babamın vefatından sonra Vezir-i Azamlığa getirildim. 2. Murad'ın saltanatının sonuna kadar tam yetkiyle görevimi yürüttüm. 2. Murad'ın vefatından sonra 2. Mehmet'e biat ettim. Lakin bir türlü hemfikir olamıyorduk. İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar sırasında Rumeli Hisarı'nın inşasına katkı sağladım. Fakat yeni bir Haçlı ittifakına sebep olabilecek İstanbul kuşatmasından endişe duyuyordum. İstanbul'un fethinden sonra bazı Avrupa devletleriyle gizli görüşmeler ve rüşvet aldığıma dair söylentiler çıktı ve 2. Mehmet tarafından azledildim ve 40 gün sonra idam edildim. Ben 2. Çandarlı İbrahim Paşa, 1430 yılında Edirne'de dünyaya geldim. Babam Fatih Sultan Mehmet döneminde sadrazamlık yapan Çandarlı Halil Paşa'dır. 2. Bayezid'in lalası olarak görevlendirildim. 1498 yılında ise Vezir-i Azamlık makamına yükseldim. Birçok seferlere katıldım ve çeşitli hayır eserleri yaptırdım. İnebahtı kuşatma sırasında 1499 yılında vefat ettim.